babamın kalbinde annemin yeri buymuş demek. Annemin yerini İtça dolduruyor. Ama ben buna asla izin vermeyeceğim. Annemin yerini asla bir başkası tutamaz. Buna asla tahammül edemem. Güzel tapum benim canım. Bir tane güzel kızım benim. Büyük anne. Hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim. Büyük anne. Bu fotoğraflarda annemi aramanın bir manası yok. Çünkü artık annemin yerini ben aldım. Artık ben de annemi göreceksin. Bunu daha önce bilmiyordum. Annemin bu evde artık hiçbir yeri yokmuş. Kimsenin annemin hatırasına saygısı yokmuş. Büyük babamın tek bir kızı varmış. O da İtça. Kimse beni sevmiyor. Babam bile. Artık babamın sevgili kızı İtça. İtça'nın timsah gözyaşlarında o kızını görebilir. Ama o annemin yerini asla tutamaz, değil mi? Bu evde annemi seven bir tek sen varsın. Artık sen ne dersen onu yapacağım büyük anne. Annemin yarım kalan dileklerini yerine getireceğim. Onun yaşadığı her bir acının intikamını alacağım. Alacağım intikamını. Herkesten alacağım. Özellikle de o İtça'dan. Neden susuyorsun büyük anne? Doğru söyledin kızım. Artık bu fotoğraflarda tapumu aramama gerek yok. Benim tapum. Benim tapum tam karşımda duruyor. Bu yüzden hayatıma girdin değil mi? Söyle İtça. İstediğin de buydu değil mi? Ha? Bu gözlere bakıyorum. Bu gözlerde, tapumun gözlerinde gördüğüm nefreti görüyorum. Benim tapum işte burada.
Gerisini en iyi Tanrı bilir. İntikamını alacağım anne. Tapu, yine çok sinirlendin ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Biz birlikte olursak imkansızı bile başarırız İlça. Unuttun mu? Eğer el ele verirsek her şeyi şıp diye halledebiliriz. Bu odaya girmeye nasıl cüret edersin? Mukta, ne oldu sana? Niye bağırıyorsun? Anneanne söyle ona, bir daha bu odaya girmesin. Bu oda annemin hatıralarıyla dolu. Bu kadının bu odaya girmesine asla, asla izin verme. Ne oldu? Ha? Sorun ne İtça? Bir şey yok anne. Hadi gidelim buradan. Hadi. Anneanne, o kadın annemin hayatını mahvetti. Hayır. Bu doğru değil. Anne, hanımefendi. Siz gerçeği biliyorsunuz değil mi? Siz söyleyin. Yine rol yapmaya başladı. Söyle onlara. Ben bunların timsah gözyaşlarına kanacak biri değilim. Mukta, bu şekilde konuşmamalısın. Gel. Anneanne, beni mi susturuyorsun? O annemin hayatından her şeyi ama her şeyi çaldı. Ve sen beni susturuyorsun, öyle Mukta mi? Az önce ne dedin sen? Şey baba, bir şey yok. Sen merak etme. Yeter. Kes artık oyun oynamayı. O senin baban değil. O benim annemin babası. Senin değil. Tamam. Tamam kızım, sakin ol. Anneciğim, bana yalan söylüyorsun. Sadece Hayır. onu seviyorsun. Dur kızım. Beni kimse sevmiyor zaten. Mukta. Bu ne terbiyesizlik böyle? Ne terbiyesizlik yapmışım? Ha?
Sen sadece ve sadece annemin babasısın. Onun değil. Biliyorum. Seni bu şekilde kimin zehirlediğini çok iyi biliyorum. Büyük baba, neden anlamıyorsun? Ondan nefret ediyorum, nefret! Yeter Mukta! Tek kelime daha etme. Efendim, efendim boş verin, şey... Hayır Damini. Gerçeği artık bilmesi gerekiyor. Sen... Ne var Divya? Sen iç çağ ile ilgili ne biliyorsun ki? Gerçeği mi biliyorsun? İç çağın senin hayatındaki yerini, önemini maalesef hiç bilmiyorsun Mukta. Senin için neler yaptığını hiç bilmiyorsun Mukta. Hem de hiç bilmiyorsun. Yapma lütfen. Divya yeter diyorum. Baba lütfen. Mukta daha çocuk. O çocuk değil. Gerçeği öğrenmesi gerekiyor. Gerçek ortada baba lütfen. Tapasya Mukta'nın annesi ve ben hiçbir şeyim yok. Eğer annesinin hatıralarına dokunmamı istemiyorsa... Bunun neresi yanlış baba? O annesini çok seviyor. Baba. Baba lütfen bırak geçmiş geçmişte kalsın. Ben sadece... Bu çocukların hayatını istediği gibi yaşamasını istiyorum. Gördün mü Mukta? Bunlar ne kadar da yürekli insanlar. Özür bile beklemiyorlar. Hadi lütfen. Özür dile. Özür falan dilemeyeceğim. Mukta, özür dile diyorum. Özür dilemeyeceğim dedim. İççadan özür dile diyorum sana Mukta. Dilemeyeceğim, dilemeyeceğim, dilemeyeceğim. Tapasya! 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 Tanrı en iyisini bilir. Mukta Tapasya'dan da iyi çıktı. Baba. Şimdi mutlu musun? İstediğin de buydu değil mi? Büyük babamla aramı bozdum. Neden anlamıyorsun?
Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Nefret. İtça. Anne yine... Yine aynı şeyler oluyor. Hayır. Al, adak tatlısı. Şuna bakın. Gelinim bana adak tatlısı getirmiş. Al bu da sana. Hayır, hayır, senin şekerin var. Bir de tatlı mı yiyeceksin? Böyle bir şey olamaz. Baba, iş tamam. Anne, sen... Ne zaman geldin sen? Ne işi oğlum? Damini okulu anne. Baba, İçhan'ın hatırasını kurtardım. Baba, biliyordum ben. İçhan'ın yüzünü unutsam bile... Onun hatırasını kurtarmayı başardım. Okulu kurtardım baba. Neler duyuyorum oğlum? Bir, bunu yapmaya ne gerek vardı? Oğlumuzun hislerini anlamamız gerekiyor. Bir sadece doğru olanı yaptı. Doğru olan ne yapmış? Bilmiyor musun? Onca zorlukla seni iyileştirdik. Şimdi bu hatıraların peşine düşmenin ne faydası var? Bir, ben sadece senin için endişeleniyorum. Böyle yaparsan yine hasta olacaksın. Anne, biliyorum. Bu yaptığım asla hoşuna gitmeyecek. Ama sen söyle, ne yapayım? O gün gazeteyi okurken bu okulla ilgili bir ilan gördüm. Ve içimden bir ses bana okulu kurtarmam gerektiğini söyledi. İçhan'ın hatırasını yaşatmam gerektiğini söyledi anne. Ve ben de bunu yaptım. Anne, o gün Amala'nın elinde bilezikleri gördüm. Neden bilmiyorum ama İçhan'ın elleri gözümün önüne geldi. O ellerde de aynı bilezikler vardı. İçhan'ın bilezikleri mi? Evet anne, İçhan'ın bilezikleri. Bugüne dek hiç görmediğim o eller... ...bir anda benim gözümün önüne geldi. Bu hatıralar çok bulanıkken... ...bir anda her şey netleşti. Tek dileğim... ...İçhan'ın yüzünü de en kısa zamanda hatırlayabilmek. Başka bir şey istemiyorum anne. İçhan'ı hatırlayayım, bu bana yeter. Bir, neden eski defterleri açıp duruyor peki? Ama baba, daha ne kadar Bir'in anılarını ondan saklayacağız? Gumvanti, Bir'in hafızası geri gelse bizim için bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Amala, ah. Amala? Evet. Evet anne. Hangi bilezikleri taktın sen?
Bilezik mi? Ne bileziği anne? Anlamadım. Bilezik işte. Birin görünce iç çayı hatırladığı bilezikler. Nereden geldi onlar? Hiçbir şey anlamıyorum anne. Ne bileziği? Hangi bilezik? Neden kekelemeye başladın sen? Sana gerçeği söylüyorum anne. Benim hiçbir suçum yok. Benim bu bileziklerden haberim bile yoktu. O gün Çağda abla geldi. Teyze. Bilezikleri takmasını söyleyen bendim. Bayram günüydü de... O yüzden bilezikleri takarsa şans getirir diye düşündüm. Bilezikleri ona sen vermiştin, unuttun mu? Zavallı da kabul etmiyordu. Evet. Çok ısrar etti Çağda abla. Yoksa ben kabul etmiyordum anne. Gerçekten yalan söylemiyorum, ben bilezik istemiyorum. Ama o... O hiç anlamadı. Zorla bana bilezikleri taktırdı. Benim hiçbir suçum yok. Ben sadece... Ben gideyim. Ben yuvraca meyve suyunu verip geleceğim. Beni bekliyordu hem. Hemen geri dönerim, tamam mı? Bunları götürmem gerekiyor, tamam mı? Ben sadece hemen geleceğim ben. Teyze, evde yapılacak daha bir sürü iş var. Ben de gideyim artık. O bilezikleri ben verdiysem nasıl iç canlı olabilirler? Eminim bu ikisi benden bir şey saklıyor. Muhtar'ın neler yaptığını görüyor musun? Onu nasıl yola getireceğimi hiç bilmiyorum. Merak etme lütfen. O daha bir çocuk. Çok masum. Ama lütfen onu annesinden... nefret ettirecek bir şey söyleme. Görüyorsun değil mi Divya? Yarım yamalak bilgiyle neler oluyor? Her şeyi öğrenince ne olacak? Mukta ne bizi anlar, ne de Tapasya'yı. Beni kolaylıkla susturabilirsin Divya. Ama umarım Mukta'mız bizi terk etmez. Mukta, özür dile. Özür dilemeyeceğim dedim. İtça'dan özür dile dedim sana. Dilemeyeceğim. Tapasya!
Annenin kıyafetleriyle, oyuncaklarıyla büyüdü, bir türlü doymadı. Arkadaşların arasında ufacık bir sorun olsa hemen o farenin gözlerinden yaşlar gelirdi. Onu ağlarken görünce de büyük babanın kalbi yumuşayıverirdi. O fare yok mu? Yavaş yavaş büyük babanın kalbinde Tapasya'nın yerini aldı. Anne! Bu kızın annesi Tapasya'nın aşkını ondan aldı. Yavaş yavaş hayalindeki prensin de kalbini çaldı. Bu kız ve annesi annenden sevinçlerini, mutluluklarını, aşkını, her şeyini aldılar, her şeyini. Benim için annem kutsaldır. Anneme özen kim varsa her birinden tek tek intikam alacağım. Hepsinden. Bugünden itibaren attığım her adımın amacı annemin intikamını almak olacak. Arkadaşlık maskesi giyerek İtça anneme ihanet etti. Şimdi ben de aynısını yapacağım. Arkadaş gibi görünüp düşmanları olacağım. Hayatımı mahvettin İtça. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim ben, her şeyimi. Ama yeter artık. Ya öleceğim ya da çekip gideceğim buradan. Dur, ne yapıyorsun? Bırak beni. Kızım. Bırak dedim. Hepsi senin yüzünden İtça. Bırak beni. Bunlar senin yüzünden. Senin yüzünden. Bırak senin yüzünden bu haldeyim. Kızım. Bırak dedim. Hep sen sebep oldun bunlara. Bütün bunların tek sebebi sensin İtça. Anneanne, o kadın benim annemin hayatını mahvetti. Mukta bugün aynı tapu gibi beni suçluyor. Ona durumu nasıl anlatabilirim ki? Efendim istemeseydi, senin burada bir gün bile kalmana izin vermezdi. Bunca yıldır aynı sözleri, aynı suçlamaları işitip duruyoruz. Artık buna tahammül edemiyorum. Anne, eğer ben de onu terk edersem, babam gerçekten çok üzülür. Ben de bu yüzden susuyorum. Ama gördün değil mi? Senin sözlerini duyunca efendim sustu. Mukta'nın kalbi nefretle dolmuş. Ben eminim ki onun aklına bunları sokan hep Büyük Hanım. Hem neden onun sözleri seni üzsün ki? Söylediği şeyler yüzünden neden ağlıyorsun? Neden? Ben o yüzden ağlamıyorum anne. Bunlar kimsenin sevmediği bir annenin gözyaşları. Anne bu kuyu... Onu ben kendi kızım gibi büyüttüm ama... O bile benden nefret ediyor baksana. Miti benim... Benim kendi kızım. Ve o da benden nefret ediyor anne. Neden anne söyle? Neden herkes senin kızından nefret ediyor? Neden? Biricik oğlun seni çok seviyor anne.
Beni tamamen unutmuşsun. Hakan. Anne. Keşke senin öz oğlun olsaydı. Hakan. Ben seni nasıl unutabilirim? Sen bir evlat olarak bütün sorumluluklarını yerine getirdin. Hayır. Göreceksin anne. Göreceksin. Bu üç çocuğun da Miti, Mukta, Yuvi hepsi sana dönecek anne. Seni çok sevecekler, gör bak. İcha. Bak, bunca yıl sen sabrettin. Biraz daha sabret. Gerçek ortaya çıktığında Mukta da seni çok sevecek kızım. Bu şal. Ama bu benim değil ki. Mukta, bu şal senin mi acaba? Ben özür dilerim, paketi öylece açtın. Aslında benim tarafımdaydı ve bana aittir diye düşündüm, o yüzden. O zaten senindi. Benim mi? Anlamadım. Ben sana onu hediye aldım. Ama ben istemiyorum ki. Ne oldu? İnanamıyor musun? Evet, seni anlıyorum. Sana önceden çok kaba davrandım. Hem seni defalarca aşağıladım. Açıkçası Miti, dürüst olmam gerekirse senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Hayır. Özür dilemene gerek yok canım. Lütfen Mukta, al bunu, olur mu? Ben istemiyorum. Sen dememiş miydin bana? Arkadaşlar hiçbir şeyi geri çevirmez. Evet ama... Lütfen. Biliyorum, daha önce sana arkadaş gibi davranamadım. Sen ne diyorsun? Hey! Mukta, dur lütfen. Ne yapıyorsun sen? Hey!
şey yapma. Madem sen istemiyorsun, ben ne yapacağım bunu? Düşünmüştüm ki bu hediyeyle biz arkadaşlığımıza yeniden başlayabiliriz. Arkadaşımı geri kazanabilirim sandım. Ama buna gerek kalmamış. Mukta. Bir saniye. Yakıştı mı? Çok teşekkür ederim Miti. Bu sana çok yakıştı. Ben teşekkür ederim Mukta. Biliyor musun? Arkadaşlarımızı özlüyorum. Arkadaşız. Arkadaşız. Ben de seni çok özledim arkadaşım. Büyük anne, biz okula gidiyoruz. Tabii tabii kızım. Neden olmasın? Ben herkese senin Miti ile okula gittiğini söylerim. Ah, mutlu ol. Büyük anne, sadece bana mı söylüyorsun? Miti'ye yok mu? Evet, evet. Neden söylemeyeyim? Elbette söylerim. Mutlu ol kızım. Tanrı en iyisini bilir. Büyükler de hata yapar değil mi? Umarım arkadaşlığınıza asla nazar değmez. Hayır, hayır. Kimsenin nazarı değmez. Sen duanı eksik etme büyük anne. Ay, ay. İsmini de ne güzel koymuşlar, Miti. Hı? İsmin tatlı, sözlerin de tatlı. Ay seni seni. Yeter yeter büyük anne, bu kadar da fazla. Sonra kıskanırım ama seni. Hoşça kal büyük anne. Mutlu olun. Hadi gidelim Miti. Artık dönüp arkana bakma Mukta kızım. Hı. Kesinlikle doğru yolda ilerliyorsun. Tanrı en iyisini bilir. Birkaç gündür benimle çok güzel konuşuyorsun. Ben de o kadar üzülmüştüm. Demek istediğim beraber yaşıyoruz, aynı odada kalıyoruz ama yine de aramız hiç iyi değildi, konuşmuyorduk. Artık öyle olmayacak Miti. Teşekkür ederim Mukta. Hey, görmüyor musun? Aklın başında mı senin? Oradan oraya koşturuyorsun ahmak şey. Seni sersem. Ne oldu? Bir şey yok. Dilinin teki işte.
Sen amanın evinde misin? Peki nerede yaşadığını nasıl öğrendin? Mete bir şeyi kafaya koyduğunda onu mutlaka gerçekleştirir. Baksana, kimler gelmiş? Mukta. Hadi gidelim. İstemiyorum. O Mithy'yi hayatımdan çıkarmak istiyorum. Mukta kızım, öfkeyle hareket etmemen gerek. Öfke her zaman senin gücün olmalı. Öfkeden güçlenmelisin. Hayır Mukta. Hayır. Öfkeme hakim olmam gerekiyor. Kendime hakim olmak zorundayım. Duygularım beni esir almamalı. Hayır. Öfkeyle hareket etmemeliyim. Annem gibi yapmayacağım. Artık sakin davranıp ilerlemek zorundayım. İntikam almam gerek. İntikam. Mithy. Merhaba. Neredeydin sen? Bir arkadaşımlaydım. Bir şey soracağım. Bu şehirde sadece iki arkadaşın olduğunu söylemiştin. Biri benim. Ya diğeri kim? Aman. Bana çok yardım ediyor. Öyle mi? Aman çok iyi bir arkadaş. Siz Aman'la sadece arkadaş mısınız yoksa bir zamanlar ona karşı bir şeyler hissettin mi? He? Aman'ı hiç sevdin mi? Ben ne söyleyebilirim ki? Hadi ama bu kadar saf olma Mithy. Siz hiç aranızda aşktan bahsetmediniz mi? Hayır arkadaşım, öyle bir şey yok. Sen benim günlüğümü mü okudun? Bana arkadaşım diyorsun ve benden saklıyorsun, öyle mi? Ne saklamışım senden? Mukta lütfen. Mukta hayır, bırakır mısın? Ben her şeyi okudum, tamam mı? Neden bu kadar geriliyorsun sanki? Biz dostuz değil mi? Sonsuza dek. Unuttun mu? Benimle paylaşabilirsin. Şimdi söyle bakalım. Tamam. Söylemeyeceksin değil mi? O zaman sesle okuyayım herkesin önünde. Hayır Mukta, lütfen yapma, ne olur. Neden yapmayacakmışım? Düşündüğün gibi değil. Öyleyse gerçeği söyle. Öyle bir şey yok. Neden anlamak istemiyorsun? O zaman nasıl bir şey var Mithy? Senin düşündüğün gibi bir durum yok Mukta. Ben nasıl düşünüyormuşum ki? Ben Aman'ı sevmiyorum. Onu seviyorum tabii. Ben Aman'ı seviyorum ama sandığın gibi değil. O başkasını seviyor zaten. Hmm.
Miti, inan bana, ben Ama'nın sevdiği kızın adını biliyorum. O kendi yolunu çizdi. Güven bana, git ve ona ne hissettiğini söyle. Hayır Mukta, bu mümkün değil. Neden anlamak istemiyorsun? Bari kalbinden neler geçtiğini söyle. Benim derse girmem gerekiyor. Gitmeliyim. Defterim lütfen. Teşekkür Miti. Ederim. Senin de onlar gibi masum numarası yapman gerekir. Eğer onlar bir adım atarsa sen 100 adım at. Güvenlerini kazanır kazanmaz da onlara öyle bir saldır ki Miti ve o annesi bir daha asla seninle oyun oynamaya cesaret edemesin. Aman'ı çok seviyorsun değil mi Miti? Pekala. Onu elde etmene yardım edeceğim. Kesinlikle sana yardım edeceğim Miti. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani